Allah'ın Ayşe İstivası isimli eserimizin 14. dersindeyiz. Bu dersimizde Selefilerin bir sözüne cevap vereceğiz. Şöyle ki, Ehl-i Sünnet alimleri Allah'ı şöyle tavsif ediyor. Allah cisim değildir. Maddi bir varlık değildir. Aza ve uzuvdan münezzehtir. Mekandan münezzehtir zamandan münezzehtir ve hakeza. Selefiler ehli sünnet alimlerinin Allah'ı böyle vasfetmelerine karşı diyorlar ki bu yokluğu tariftir. Cisim olmayan, maddi olmayan, mekanda olmayan şey yoktur. Var olduğu kabul edilen bu sıfatlardaki Rab ile hiç olmayan Rab arasında hiçbir fark yoktu. İşte onlar böyle diyorlar. Onlara göre ehli sünnet alimleri yok olan bir Rabbi tarif ediyormuş. Onlara cevaben deriz ki eğer biz herhangi bir varlığı anlatsaydık Selefilerin bu sözü doğru olabilirdi. Cisim olmayan, maddi olmayan mekanda olmayan şey tarifimizle yokluğu tarif etmiş olurduk. Ama biz Allah'ın yarattığı mahluku tarif etmiyoruz. Allah'ı tarif ediyoruz. Eğer bir mekanda olmamak yokluk ise selefilere soruyoruz. Mekan yokken Allah vardı. Mahlukattan hiçbiri yokken nerede mefhumu mevcut değilken Allah vardı. Demek Allah hakkında bir mekanda durmaktan bahsedilemez. Mekan gibi zaman ve cihet de mahluktur. Nasıl ki Allah ciheti yaratmadan önce aşağıda ve yukarıda değildi, elbette ciheti yarattıktan sonra da yukarıda ve aşağıda olmayacaktır. Yine alemi yaratmadan önce alemin içinde olmadığı gibi dışında da değildi. Elbette alemi yarattıktan sonra da içinde veya dışında olmayacaktık. Yine nasıl ki alemi yaratmadan önce aleme bitişik veya ayrı değildi, elbette alemi yarattıktan sonra da aleme bitişik veya ayrı olmayacaktı. Yine nasıl ki zamanı yaratmadan önce zamanla kayıtlı değildi. Elbette zamanı yarattıktan sonra da zamanla kayıtlı olmayacaktı. Allah ezelde bu mefhumlardan münezzeh iken yani mekanda olmaktan, aşağıda yukarıda olmaktan, içinde dışında olmaktan, bitişik ayrı olmaktan, zamanla kayıtlı olmaktan ve diğer mefhumlardan münezzeh iken, şimdi nasıl olur da bu mefhumlardan münezzeh bir Rabbi kabul etmek, yokluğu kabul etmek olur. Madem ki mekan yaratılmadan önce Allah vardı, o halde Allah mekansız olarak vardı. Ezelde mekana muhtaç olmayan Allah şimdi mekana niye muhtaç olsun da arşa otursun? Ey selefiler, ehli sünnet alimleri değil, aslında siz Allah'ı yok olan bir şeye benzetiyorsunuz. Çünkü Allah'a mekan atfetmek onu bir mekana muhtaç kıldığı için onu yok olan bir varlık haline getir. Zira ezelde mekan yoktu. Mekanın olmadığı ezelde mekana muhtaç olan Allah elbette yok olacaktı. Hem Allah mekana muhtaç ise muhtaç olduğu şeyin bulunmaması halinde yine yok olacaktı. Siz yokluğa mahkum olan bir mabuda inanıyorsunuz. Size göre Allah bu alemi ve mekanları yok etse Allah da yok olacak. Zira mekana muhtaç olan mekanın yok olmasıyla yok olur. Allah'ı yokluğa nasıl mahkum ettiğinizi gördünüz mü? Yok eğer şöyle derseniz, böyle bir Allah tarifinde Allah anlaşılamamaktadır. Biz de cevaben deriz ki, anlaşılamamaktan kastınız hayal edemediğimiz, tasavvu edemediğimiz bir Rab olduğunu söylüyorsanız bunda isabet ettiniz. Çünkü Allah tasavvura ve hayale sığmaz. Ayet der ki, Leyse ke şey, onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. Benzeri olmayan Allah'ı hayaliniz ve tasavvurunuz nasıl ihata edecek lakin kabul etmek için illaki ihata mı etmek lazım o halde gaybe iman nerede kaldı biz Allah'ı ona layık sıfatlarla tavsif ederiz o sıfatların künhüne ve hakikatine ulaşamadığımızı da itiraf ederiz mahluk olan akıl yaratıcısının hakkıyla nasıl anlayacak sınırlı insan sınırsızlığı nasıl bilecek kayıtlı olan beşer kayıtsızlığı nasıl idrak edecek şu küçücük insan Allah'ın azamet ve kibriyasını sonsuz ve sınırsızlığını her şeyden münezzeh oluşunu ve onun sıfat ve şunatını nasıl hakkıyla anlayacak? Anlayamaz. Sadece iman eder, Allah'ı tenzih eder, takdis eder, tesbih eder. Herhalde mesele anlaşılmıştık. Dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.